Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Duygu Ertaş. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Nar'ın babası yanımızda. Haydar Ergülen konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında sizi anons ederken şair demek isterdim ama araştırmalarıma göre kendinizi şair olarak tanımlamıyorsunuz. Şair değilim, şiir yazıyorum diyorsunuz. Bunu bize biraz açıklar mısınız? Evet, yani hiçbir zaman da şairlik diye bir iddiam olmadı. Daha doğrusu bir iddiam olmadı yazı konusunda. Yani yazmayı seviyorum, şiir yazmayı seviyorum. Tabii şimdi gerek bizim şiirimizde, gerek dünya şiirinde, geçmiş şiirde, şimdiki zamanda yazılan şiire baktığım zaman o kadar mükemmel, o kadar yetkin şiirler var ki yani onları okuduğum zaman diyorum ben şiir yazıyorum, bunlar da şair diye düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir düşüncem var, yani şiirlerde çağımızda belki ona rastlamak çok güç ama şairlik benim için biraz böyle velilik, nebilik gibi böyle yüce bir şey. Yani işte Yunus Emre'ler, Pir Sultanlar, Nazım Hikmet, yani onlara şair derim. Onlara şair deyince de kendime şair demenin bir anlamı yok. Yani şiir yazıyorum, bu da bana ziyadesiyle yetiyor. Evet, ama aslında sadece şiirde yazmıyorsunuz, yazarlığınızla da ön plandasınız. Denemeleriniz var, hatta son deneme yayınınız yeni çıktı, Ocak'ta evet. Çıktı. İsmi Yayan Yapıldak. Evet. Çok ilginç bir isim. Evet. Aslında genelde sizin kitaplarınızda da ilginç isimler var. Onları da bir sormak istiyorum. Siz benim başka kitaptan adını öğrenseniz daha ilginç gelir. Üzgün Kediler Gazeli, bunu bildim. Bu sizin aslında evet. Başlık size ait değil. Evet. Sizin arkadaşınıza evet. Ait. Engin Turgut. Evet. Çok ilginç geldi. Evet, şiir benim için biraz yoldaşlık, arkadaşlık duygusu gibi. Ben bu kitabı yazdığım zaman o da bana çok sorar. O da şair, ressam bir arkadaşım. İsimler böyle. Derim ki şöyle olsun. O da dedim ki ya ben isim bulamıyorum. Sen dedim bir şey yap. O çalıştı benim yerime isimler. Beraber reklamcılık yapmıştık. Evet. Yani reklam ajansla beraber çalışmıştık. Dedim bu olsun dedim. O oldu. Şiiri de yerime yazdı. Üzgün Kediler Gazeli şiirini de. Ben de kitapta belirttim benim yerime yazan diye. Böyle bazen olabilir hayatta. İnsan birbirinin yerine bir şeyler yapabilir. Arkadaşlık bunu gerektirir. Yayan Yapıldak ve yüzeysel kitaplarım çıktı. İki tane kitabım çıktı. Bu yüzeysel de Türkiye'deki toplumsal tipikler dediğim 29 karakteri yazdım. Yani aramızda yaşayan hani böyle değişik böyle cins isimler diyelim daha doğrusu. Sosyoloji eğitimde gördüğüm için de onları yazdım. Onun adını da yüzeysel koydum kitabın adını. O diziden Çerçöp diye bir kitabım var. Ondan sonra Yüzeysel var, Önemsiz diye bir kitabım var. Evet. Onları böyle bir dizi oldu. Önemsiz Günler ve Haftalar. Hani 52 hafta önemli günler ve haftalar vardır ya. Ben de Önemsiz Günler ve Haftalar 52 hafta önerdim. Olmayan haftalar. Onu da tersine koydum. Seviyorum yazmayı çünkü yazı yazmasam daha çok şiir yazarım. O yüzden de o kadar da çok şiir yazmayayım diye yazı yazıyorum. Yayan Yapıldak bir üçlemenin ilki, yani bu yol yazı koydum adını. Yola dair düşüncelerim, yolculuk hani ona dair. İkinci kitap su ve denize dair olacak. Üçüncü kitap göğe dair, üç cemre gibi yani. Hani evet. Havaya, suya, toprağa gibi. Merakla bekliyoruz. Evet. Nar'ın babası da diye de anons evet. Ettim. Aslında onu da sizin açıklamanızı istiyorum. Ben de böyle güzel bir Nar dekorasyonu yaptım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Bize Nar'ın babası ne demek? Bir de Nar kelimesini neden bu kadar önemsiyorsunuz? Onunla ilgili biraz sizden bir bilgi alabilirsem. Evet, yani kitaplarımızda biyografiler yer alır tabii. Yaşam öyküleri, arka kapaklı, ön kapaklı, iç kapaklı falan. Genel olarak bir sayfa, yarım sayfa uzunluğunda şeylerdir. Ben her seferinde onu yazmaktan sıkılıyordum bir kitabı çıktıkça. Bir aşam öncesinde tek satıra indirdim biyografimi. Önemsediğim şeyleri yazdım. Yani ne yazdım? 1956'da Eskişehir'de doğdu. ODTÜ Sosyoloji'yi bitirdi. Reklam yazarlığından emekli diye yazdım. Bunlar çok önemli. Eskişehir benim için tabii en sevdiğim şehir. Bir de ODTÜ tabii ruhu benim için çok önemli. Yani itiraz ruhu, o kalıcı. Reklam yazarlığı değil, oradan emekli olmak önemli. Sonra Nar doğunca da dedim ya bunlar artık hepsinin şeyi kalmadı. Ben Nar'ın babasıyım yani. Onu yazdım, Nar'ın babasıyım diye. Rahmetli anneannem işte 90 yaşında vefat etti.
Allah rahmet eylesin. Evet, sağ ol cümlesine. O zaman bu TRT'ye falan televizyona çıkardı. Tabii şimdiki gibi sahibinin sesi değildi onlar. Ben çıktığımız, biz davet eden, bizim de gittiğimiz yerlerdi. Çok şiir programı falan çıkardım. Ben televizyona çıkmışım. Teyzem de anneannemin yanına gitmiş. Demiş ki anne televizyonda kim var demiş. Tanıyor musun demiş. Tanımam bunların babası demiş. Aa. Yani ben o zaman daha yeni, hani ben daha nar yeni doğmuş. Anneannem de böyle bir sene sonra vefat etti. Dedim anneannem bana narın babasını söylemiş, şeyden sonra koymuşum. Çok hoşuma gitmişti. Evet, insan varlığını neyle tanımlar? Sevdikleriyle tanımlar. Benim de tabii geç yaşta çocuk yaptık. Tek çocuğumuz şimdi. İşte nar. O yüzden de narın babası olmak benim için dünyadaki en değerli şey. Çok güzel. Evet. İmgeci şiirin de en önemli öncülerindensiniz. Antakya sizin için, yani buradan gittiğinizde bir şiir yazacak olsaydınız Antakya üzerine, sizin ilham alacağınız, kullanacağınız imge ne olurdu diye sorsam. Evet, benim için yani Antalya akrabama gelmiş gibiyim. Yani Antakya'ya akraba gelince. Evine gelmiş. Evet, öyle. Antakya'ya gelince gerçekten de özlediğim zaman da bir akrabam diye düşündüğüm, akraba evine gitmek vardır ya. Şimdilerde çok yok ama eskiden vardı. Çocukluğumuzda bize pek çok akrabamız gelirdi. Biz de kalırlardı falan. Bizimkiler giderdi. Öyle bir şey vardı. Şimdi artık modern zamanlar. Tabii otellerde kalıyoruz falan şey yapmamak bir için de, ama. Pandemi de maalesef bizim biraz ilişkilerimizi zorladı. Akraba evine gelmiş gibi hissediyorum. Eskişehir'de de bir tabi aralarında kardeşlik var. Yani en azından laik havanın daha çok duyumsandığı kentler. Laiklik çok önemli. Laiklik benim için de yani nefes almak gibi bir şey. Laik olmasak nefes de alamayız. Bu yüzden laikliği temsil eden bir akraba evi, özlediğim, zaman zaman geldiğim bir akraba evi. Güzel Eskişehir'e çok... benzediğini de düşünüyorsunuz. Tabii Eskişehir'e ortak benziyor. Yapıları da tabii, çok ortak var. Ortak yapıları tabii. Yani özgürlüğün daha çok duyumsandığı, daha barışçıl yerler. Yani kadınların özellikle rahat ettiği kentler benim için çok önemli. Kesinlikle. Bir de yani, ikisinin de içinden nehir geçiyor. Evet. İçinden kadın, nehir geçen şehirleri tabii seviyorsunuz. Nehir de geçiyor, kadınlar da geçiyor. Çünkü kadınların gece sokağa çıkması, kendi başına yürümesi, bir yere oturması, kalkması, bir şey içmesi falan bunlar çok olağan şeyler, çok doğal ama kesinlikle. Artık yani hani olmadığı için doğru dürüst, o yüzden çok kıymetli şeyler. Türk şehrinde bilinen iki büyük kalkışma var bildiğiniz kadarıyla. Biri Garip Hareketi, evet. Diğeri de ikinci yeni. Evet. Ama siz bununla sınırlamıyorsunuz. Evet. Aslında üçüncü bir kalkışma da tabii. Var. Tabii Antakya'dayız. Antakya da çok önemli tabii. Bu konuda. Sizin üçüncü kalkışma tasviriniz Gezi Direnişi. Tabii Gezi Direnişi. Biraz daha o konuya değinirsek yani. Tabii Gezi Direnişi politik bir direniştir ama sadece politik değil, benim için poetik bir direniştir aynı zamanda. Şundan ötürü söylüyorum. Yani bunu tabii şimdi çok karalıyorlar, kötülüyorlar ama aslında Gezi mesela gençler arasındaki yakınlığı, birlikteliği daha çok artıran bir şey oldu. Yani sadece hani bir tarafın gençliği değil, muhafazakar gençlerin de katıldığı bir şey oldu. Evet. Çok önemli bir şeydi. Ve orada mesela sırf Metin Altok'un, Gülten Akın'ın şiirleri okunmadı. Aynı zamanda muhafazakar kendisi ama Türk şiirinin büyük isimlerinden Cahit Zarifoğlu da çok okundu orada. İslami anlayışın temsilcilerinden. Ben o dile getirmeye çalıştım. Yani bu direniş aynı zamanda poetik olarak bize iki tarafında birbirini okuyacağı, okuduğu şairler kazandırdı. Ve bu çok önemli. Oradan yeni bir enerji çıktı, yeni bir şiir çıktı, yeni bir mizah çıktı. Yani o nedenle bir hava almaydı, havalandırmaydı bir anlamda. O yüzden gerekliydi. Öyle düşündüm. Haydar Bey, eğitim senin konu olarak Antalya'ya geldiniz. Eğitim ve bilim emekçilerinin gerçekten hem şehrimizde hem de ülke genelinde çok önemli projeleri, programları, ağırladığı çok güzel konuklar var. Onlardan biri de sizsiniz. Sağ olun. Eğitim Sen tabii KES gibi, Eğitim Sen gibi yani bizim kurumsal örgütlerimiz çok önemli. DİSK gibi iş sendikalarımız çok önemli. Ben ortaokul 1'e ya da 2'ye giderken İlk Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS vardı. İlk kurucusu da Fakir Baykurt'tur, büyük yazarımız. Sonra Onursal Başkan oldu. 68 ya da 69 olabilir. İlk öğretmen boykotunu yaptılar.
O zaman ben gidip orada kendi yazdığım bildiriyi okumuştum. Evet. Onları desteklemek için böyle Eskişehir'de. O yüzden böyle öğretmen örgütleri, işte diğer memur örgütleri benim için çok kıymetlidir. Ve tabii onların Erbakır'dan trenişini de varlığını da destekliyorum. Dijital medya da artık hayatımızda. Sizce yani dijital medyada şiiri ve şairi ya da bu yazılan şeyleri nasıl etkiliyor ya da sizi nasıl etkiliyor? Evet. Bir defa şöyle söyleyeyim, şiir insanla beraber var. Yani insan yaratıldığı zaman şiir de onunla beraber yaratılmıştır. O yüzden edebiyat olarak görmem şiiri sadece. Ondan önce insanın bir parçası, onun eskilerin deyimiyle biz mütemmim cüz derdik, ayrılmaz parça demektir. Ayrılmaz parçası diye görüyorum. Bu nedenle de yani şiir her zaman insan var oldukça da var olacak bir şey. Bir tür sızma harekatı gibi bir şey. Hani böyle bir savaşta sızma harekatı vardır şeyde. Şiir her koşulda ister dijital olsun ister bir yerden sızar. Ve mutlaka varlığını sürdürür. Kılık değiştirir, biçim değiştirir ama şiirsel varlığını sürdürür. 100 sene önceye kadar şiir söylenen bir şeydi. Hala söyleniyor böyle halk şiiri. Sonra yazılı bir şey oldu. Belki bundan sonra görsel bir şey olacak. Yani ona da ben yani yazmasam da bu yeniliklere açığım. Çok teşekkür ederim. Çok vallahi ben teşekkür ederim. Sağ olun, Hatay'a gelmek bir mutluluk. Sizin ağırlamanız ayrı bir mutluluk. Ayrıca ben de sizinle beraber bu programı yaptığım için ve tanıştığım için çok mutluyum. Burada Antakya'nın en eski gazetesi. Aynı zamanda bir şiir kurulan. 55 yıllık bir gazeteniz. Evet. Nice yıllara. Çok teşekkür inşallah ederim. İnşallah gazetenizin 100. yılına yetişemem de 75. yılında görüşürüz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bunu bir davet olarak alırız. İnşallah. Sağ olun. Antakya TV'de bugünkü konuğumuz değerli yazar, şair, Nar'ın babası Haydar Ergülen'di. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.